Alabilirim. Buyurun. Şu an bu gerçek faydalanıcı ile ilgili kısaca şunu söylemek istiyorum. Mış gibi yapıyoruz. Yani burada bir samimiyet yok. Eğer siz gerçek faydalanıcıyı öğrenmek istiyorsanız ya da şu kadar durumunuz varken öğrenemiyorsanız, bakın masamız var, kontrolörümüz var, müfettişimiz var, mali suçlarla mücadele kurulumuz var, teftiş kurulumuz var, hesap uzmanları kurulu var. Bunların hiçbiri tespit edemiyor. Mali müşavire geliyorsunuz, diyorsunuz ki gerçek faydalanıcı tespit edin. Aslında işin özü şu, siz de belirttiniz, Avrupa Birliği bu ülkeyi kara para aklayan ülkeler listesine sokmak üzere. Sürekli süre uzatıyor. Ama siz anlaşmaları imzalasanız bile samimi olmadığınız için de siz oradan çıkartmıyor. Düzenleme yapın diyor ve uygulayın diyor. Bakın siz belirtmediniz. Bunun kanunu var. Vergi cenneti ülkelere giden paralarla ilgili kurumlar vergisinde kanun var. Belki birçok meslektaşım bilmiyor. Kurumlar vergisi 30. maddenin 7. bendi. 15 yıl önce kondu. Kara parayı... Daha liste yayınlanmadı. Yani o... İşte onu söyleyeceğim hocam, işte samimiyetsizlik burada. 15 yıl önce yayınlandı, amaç neydi? Hem kara parayı önlemek hem de bu ülkede döviz kaçışını engellemek. Bakın, Türk vatandaşlarının yurt dışında 200 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bugün ülkenin içinde bulunduğu döviz krizini düşünün, bir de 200 milyar dolar. Bu da son 15 yılda dışarıya çıkarılan para. Peki o 37 ne diyordu? Bence çok mükemmel hazırlanmış. Diyor ki vergi konusu olsun olmasın. Vergi mükellef olsun olmasın. Yurt dışında vergi cennet ülkelerine para gönderdiğiniz zaman %30 stopaja tabi. Ne kadar tutar değil mi? Ya ama uygulayamıyoruz. Niye siz de belirttiniz? 15 yıldır. Bu 15 yılın 12 yılının Bakanlar Kurulu yayınlamadı. Şimdi yetki Cumhurbaşkanlığı'nı devredildiği için 3 yıldır da Cumhurbaşkanlığı yayınlıyor. Yayınlamadığı için de biz bırakın o 200 milyardan düşünün bakın. Eğer şey almış olsaydık, vergi almış olsaydık ne olacaktı? 60 milyar dolar aslında bu ülkede kalmış olacaktı, yurt dışına kaçırmış olsaydık. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bütün bu önlemleri uygulamıyoruz. Kanunlar ne kadar mükemmel olursa olsun hocam, uygulamadığın zaman bir şey ifade etmiyor. Ben başkanlık yaptığım dönemde her dönem sonu işlemlerinde Aralık ayında bakıyorum. Resmi gazetede bu vergi cenneti ülkeler yayınlanmış mı? 15 yıldır yayınlanmadı. Ama ben her sene tekrar ettim. Bakın, 5 yıldır her sene tekrar ettim. Vergi cenneti ülkeler yayınlanmıyor. Hatta bakın karar listede bizden bir siyasetçi de var. Ve onlarla yurt dışına paraya kaçırdığıyla ilgili de şeyler oldu. Hatta espri yaptım artık, işi espri yapıyordum. Ya dedim, kendi çocukları yurt dışına para çıkardığı için değil ama herhalde büyüklerimiz unutuyor bunu yayınlamayı. Ya 15 yıldır bir şey unutulur mu hocam? 15 yıldır bir kanun çıkartmışsınız, vergi cenneti ülkeleri yayınlamıyorsunuz. Ama bunun ceremesini kim çekiyor? Mali müşavirleri bu konuda sorumlu tutup gerçek faydalanıcı bulunmuyorsunuz. Ben onun için diyorum, mış gibi yapıyorlar. Samimi değiller. Samimiyetsizlik var burada. Bu samimiyetsizlik içerisinde de bunun sonuçlarına biz katlanmak zorunda kalıyoruz. Ve bakın bir sürü meslektaşım bu beyannameleri, bu bildirimleri göndermediği için cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalıyorlar. Ben olsak şunu düşünüyorum biz. Siz bir uygulamayı çıkarttığınız zaman aslında o uygulamadan bir sorun çıkmayacağını biliyorsunuz. Ama bunu göndermeyenlerden de biz cezasını alalım. Hazineye gelir kaydedelim. Ya bunun için mi yapıyorsunuz? Aklımıza bu geliyor artık. Yani aklımızda dalga geçiyorlar hocam. Gerçekten ben artık bir çığlık atıyorum, feryat ediyorum. Samimi olun biraz. Kanun çıkartmakla, yönetmelik çıkartmakla olmuyor. O çıkarttığınız kanun ve yönetmelikleri uygularsanız olur. Hep yıllardır konuşuyoruz. İngiltere'de anayasa mı var? Ama sistem tıkır tıkır işliyor. Ama siz çıkarttığınız bir kanunu bile uygulamıyorsunuz. Kurumlar vergisine koymuşsunuz bunu. 15 yıldır. Ve kimse de ses çıkartmıyor. Hiç kimse de sormuyor. Siyasiler bile sormuyor. Yani manadası belgeler açıklamıyor. Ya oradan çıkıp demiyor ki ya kanunu var bunun. Kanun uygulanmadığı için bunları gönderiyor. Demiyor kimse. Aklım almıyor. İnanın anlamakta zorlanıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani sizin katkılarınız, yorumunuz çok doğru. Ama orada bir şey daha belirtmek gerekiyor aslında.
TÜİ'deki 2007 yılında kurumlar vergisi kanunu yenilenirken 3 tane yeni müessese geldi. Bunlardan bir tanesi transfer fiyatlandırmaydı, bir tanesi kontrol edilen yabancı kurum düzenlemesiydi, bir diğeri de bu o dönem bakanlar kurumuna tanınan stopaj yapma yetkisiydi %30 ve orada da bakanlar kurumunun bir liste yayınlaması gerekiyordu. Ama o liste henüz daha yayınlanmadı. Ki bu düzenlemelerin arkasında da yine Hanford Tax Practice diye tanımlanan OECD'nin yapmış olduğu çalışmalarda üye devletlere yapmış olduğu öneri, hani altını çizerek belirteyim, hani bu öneriler kapsamında ya da dayatma belki de bu kapsamda yapılan düzenlemelerdi. Ama Türkiye bu bilgi değişimi konusunda olduğu gibi bu liste konusunda da çok istekli davranmıyor. Ama diğer taraftan da şöyle de olması gerekiyor. Burada liste yayınlamanın da zorlukları var devletler açısından. Çok güçlü bir vergi idaresinin olması gerekiyor. Sadece ülke içinde değil, ülke dışındaki faaliyetleri de izleyen, hani ülkelerin durumlarını izleyen bir vergi idaresinin olması gerekiyor ve o çalışmalar sonucunda listenin ortaya çıkması gerekiyor. Türkiye bu konuda yani gelir idaresinin ben zayıf olduğunu hani belirtmeyeyim diğer taraftan. Tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun. Turgut Bahadır, Ankara Serbest Muhasebeci Mahkemesi Başkanı. Sunumlarınızdan dolayı hocam size teşekkür ederim. Ayrıca bu eğitim seminerini düzenleyen Konya'da da teşekkür ediyorum. Ya şimdi gerçekten bu gerçek faydalanıcıya baktığınızda siz süreci özetlediniz. İşte G7 ülkelerinden başlayıp 90'lı yıllardan başlayıp 2019 yılında biten bir süreç, 31 ülke, yanılmıyorsam 31 ülkeye çıkan bir süreç. Dediğiniz gibi işte OECD ülkeleri, şimdi hocam bu kara paranın öldürmesiyle, terörizme falan paranın öldürmesiyle ilgili bizden formlar istendi biliyorsunuz. Fakat bildiğim kadarıyla Ticaret Sicili Gazetesi ve gazeteler aslında bırakın bize normal vatandaşlara birazcık oradan her şirketin hisselerin ne kadar olduğunu oradan görebilirsiniz. Ve oradan görebildiğinize göre o zaman bize bu gerçek faydalanıcı bildirgesinin doldurulmasının ne anlamı var diye düşünüyorum. Ayrıca şimdi şu söyleniyor, siz de işte bıraktığını söylediniz, vergi denetimine bakıyorsunuz dediniz. Mükelleften, müşteriden, işte diyor ki şu Excel'i doldur, bana ver. Diyor ki ben senden istemiyorum ki kardeşim, ben müşteriden istiyorum, mükelleften istiyorum. Peki mükellef kime dönüyor? Sonuçta bu kim dolduruyor? Mali müşavirler dolduruyor. Eğer burada normal bir vatandaşın ulaşacağı bir bilgiye masa nasıl ulaşamaz? Yani bu gerçekten mali müşavirleri anlıyoruz, tamam işte Avrupa Birliği'dir, oradan gelen o işte vesaire ama sonuçta bu gerçekten bir ameliyattır. Yani bu kadar iş gün içinde sizin normal koşullarda elde edilen bilgileri bizden istiyorsunuz. Bizden istiyorsunuz. Ve bizim ayrıca şöyle bir bilgi bilmemiz mümkün değil Sayın Hocam. Yani biz perde arkasında kim var? Ne bileyim ben kim var perde arkasında? Bilme şansım var. Devlet benim güvenliğimi sağlayacak mı? Diyelim ki bildim. Devlet benim güvenliğimi sağlayacak mı? Zaten bu işi yapan insanların kimler olduğunu herkes biliyor. Bizim bir de ayrıca istihbarat faaliyetimizde olduğunu da zannetmiyorum. Yani biz böyle bir faaliyetimiz de yok. Ayrıca şu çelişkiyi de hemen paylaşmak isterim. Şimdi siz terörizme giden paranın ve kara paranın önlenmesini istiyorsunuz. 36'ya kadar olan varlık var. Şimdi 32'ye uzasın. Peki orada soruyor musunuz bu gelen para nereden geliyor? Teröristten mi geldi? Efendim kara paradan mı geldi? Nereden geldi? Onu da sormuyorsunuz. Ama buraya dönmeniz işte o uluslararası vermiş olduğunuz taahhütleri yerine getirmek adına böyle bir sürece giriyoruz. Burada bir çelişki yok mu hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey birincisi burada kara paranın aklanması, masak çalışmaları ile vergi idaresinin
burada yapmış olduğu çalışma birbirinden farklı. Bir tarafta kara paranın aklanması var, vergi idaresi ise agresif vergi planlamasını düşünüyor. Ve agresif vergi planlamasında da kimler var? İşte vali müşavirler var. Sonucunda mükellefleri, işte vergi cennetlerine yönlendiren mali müşavirler var ya da avukatlar var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde bu kişileri eğer bir vergi kaybı ortaya çıkarsa sorumlu tutmak istiyor. Onların da bu konuda çalışmaları var. Diğer taraftan ticaret sicili konusuna gelince, yani bu konu tabii ticaret sicili konusu yasal görünen kişiler. Burada Maliye Bakanlığı'nın öğrenmeye çalıştığı yasal kişiler değil, meslek mensupları işin içinde olduğu için eğer biliyor iseler yasal olmayan, gerçekte bu şirketin arkasında olan kişiyi öğrenmek istiyor. Asıl öğrenmek istediği bilgi bu. Ve bunu herkes bilmeyebilir, bütün meslek mensupları bilmeyebilir ama sonucunda şunu da söyleyeyim. Şu da var tartışılan konulardan bir tanesi. Bu işin içinde olan meslek mensupları, avukatlar, finansal danışmanlar da olabilir. Dolayısıyla hani bu kişilerle ilgili sorumlu tutmaya çalışıyor. Bu kişilerden bilgi almaya çalışıyor. Yoksa zaten Ticaret Sicili Gazetesi Maliye Bakanlığı'na bilgileri sürekli aktarıyor. Bu bilgilere Maliye Bakanlığı zaten sahip. Bundan farklı mı? Maliye Bakanlığı bunu öğrenmeye çalışıyor. Diğer devletlere aktaracağı bilgilerde gerçek kişiyi aktarmaya çalışıyor.